Merhabalar. Bugün sizlerle bir harf işleyip bunu çiçeklerle süslemeyi düşünüyorum. Ben E harfini seçtim. Öncelikle harfimizi kumaşımıza çizerek başlayacağız. Kullandığım kasnak 3 numara bir kasnak, yani 17 santim dış çapı. Çizdiğim harf ise en geniş yeri 6,5-7 santim kadar. Ben nakış için eflatun ve pembenin tonlarını seçtim. Aralarda belki sarı kullanabilirim diye düşündüm. Nakışım ilerledikçe hangi çiçekleri kullanacağım, ne renkte nereye yerleştireceğim bunlara karar vereceğim. Önce harfimizi işleyerek başlayacağız. Bunun için 3863 DMC muline ip seçtim. İpimi 3 kat olarak kullanıyorum. Harfimin bir köşesinden ipimi çıkartıyorum. Birkaç tel yukarıdan batıp yapacağım zincirin uzunluğu kadar bir mesafeden çıkartıyorum. İpimi klasik zincir tekniğindeki gibi iğnenin altından değil, çapraz olarak üstünden geçirip çekiyorum. İkinci zincirim için bunun yanından batarak yine bir zincir uzunluğu mesafe gidip yine çapraz olarak iğnenin üzerinden geçirip çekiyorum. Şimdi çiçeklerimizi yapmaya başlayalım. Ben ilk çiçeğimi şu noktada birit iğnesi tekniğiyle yapmak istiyorum. Bunun için 3835 ve 153 numara ipleri kullanacağım. Öncelikle ipimi bu noktadan çıkartıyorum. Kısa bir mesafe ileriye gidip yine ipin olduğu noktadan çıkartıyorum. Daha önce birit iğnesi tekniği için video yayınlamıştım. Burada detaylarıyla anlattığım tekniği tekrarlayacağım. İlk taktığım iğnenin yanına aynı noktadan tekrar bir iğne daha takıyorum. Ve bu ipi alıp sağ elimin işaret parmağıyla içe doğru kıvırarak iğnelere düğüm atıyorum. Sekiz tane düğüm attım. Burada dikkat etmemiz gereken düğümlerin arasında boşluk kalmaması ve düğümlerin hep aynı yönde olması. İğnelerimi çekiyorum. Bu boştaki iğnem hemen çıkıyor. Düğümleri tutarak ipi çekip iğnemle düzeltiyorum. Tırtıklı kısmın dışa doğru gelmesine dikkat ediyoruz. Bu ipi çekip biraz sıkıştırıyorum. Ve ipin olduğu noktadan iğnemi batarak sabitliyorum. Hemen yanında aynısından bir tane daha yapacağım. Her
her seferinde ikinci iğnemi ilk iğnemin ipimin takılı olduğu iğnemin yanına yerleştireceğim. Şimdi 153 numara açık renk ipimi aldım. Bu çiçeğimin ortasını oluşturacak ve bunun etrafında bir çember oluşturacak şekilde çalışmaya devam edeceğim. İğnemi şu noktadan çıkartıyorum. Şöyle biraz ileriden batıp yine ipin olduğu noktadan çıkartıyorum ve tekrar ikinci iğnemi hemen yanına takıyorum. İkinci iğneyi takmakla yaprakların daha geniş olmasını, daha kıvrımlı görünmesini de sağlamış oluyoruz. Sekiz tane düğüm atıp iğnelerimi çekiyorum. Böylece ilk yaprağımı oluşturmuş oluyorum. İkinci yaprağımız için ilk yaptığımız yaprağın arkasından ipimizi çıkartacağız. Tekrar aynı mesafe uzağına gidip yine iğnemi ipin olduğu noktadan çıkartıp ikinci iğnemi takıp aynı işlemi tekrarlayacağım. Bunun etrafında bir çember oluşturana kadar devam edeceğim. Muhtemelen 5 tane yaprak çalışacağım. Şimdi 5 tane yaprak yaptık ve 2 uç birleşti. Ama burada şunun arkasından bir tane daha yaprak yapmamız gerekiyor. Yine son yaptığım yaprağın arkasından iğnemi çıkartacağım. Burada bunun arkasına gelirsem bu dönüşü düzgün şekilde tamamlamamış oluruz. Bu ilk yaptığımız yaprağın önünden batmam gerekiyor. Son yaptığım yaprağın arkasından, ilk yaptığım yaprağın önünden batarak iğnemi buradan çıkaracağım. Ve yine yanına ikinci iğnemi takarak yaptığım işlemi tekrarlayacağım. Şimdi bir tane şu noktada, bir tane de aşağıda aynı çiçekten yapabiliriz. Bunun için 554 numarayı kullanmayı düşünüyorum. Belki ortasında açık renk kullanabilirim.
Şimdi bir itiniz tekniğiyle 3 tane çiçek çalıştık. Şimdi birkaç yaprak atacağım bunların etrafına. Daha sonra da ufak çiçeklerle zenginleştireceğim. Ütüyle uçan kalemimle birkaç tane dal çizdim. Şimdi o dalları çalışıp ufak çiçekler yapacağım. Şimdi birkaç dal attım, birkaç da yaprak çalıştım. Bu dalların ucunda minik çiçekler yapacağım. Bazılarında tohumlar kullanacağım. Örneğin şu noktada zincir tekniğiyle bir çiçek yapmak istiyorum. Burada uçuk bir pembe seçtim. Çapanın 23 numarasını tercih ettim. İpimi çıkarttığım noktadan tekrar iğnemi batıp çok az ilerisinden çıkartarak bu ipi iğnenin altından geçiriyorum ve küçük bir zincir oluşturuyorum. Aynı noktadan zincirin altından batıp sağında ve solunda minik birer zincir daha yapacağım. Şimdi ilk çiçeğimizi zincir tekniğiyle yaptık. Daha önceki çalışmalarımızda da hatırlayacaksınız. Bunun için bir çanak yaprak çalışıyorduk. Çiçeğimin yanından yarısı kadar bir mesafeden yeşil ipimi çıkarttım. Hemen karşı tarafından batıp ipimi fazla çekmiyorum. Çiçeğin alt kısmından iğnemi çıkartıp dikkatlice çekiyorum. Bu şekilde çiçeğin altında küçük bir çanak yaprak oluşturmuş oluyorum. Şimdi bu tekniği kullanarak bazı dallarda da tohum tekniğini kullanarak desenimi zenginleştirmeye çalışacağım. Şimdi birkaç noktada da düğüm tekniğini kullanalım.
İpimi çıkartıyorum. İğnemin etrafında iki defa sarıp hemen yanından batıp sıkıştırarak çekiyorum. Bu şekilde tohumlar atacağım. Burada kullandığım 744 numara DMC muline ip. Böylece çalışmamızı tamamlamış olduk. Başlangıçta sadece harf için bir şablonum vardı. Harfimi çizip işledikten sonra büyük çiçeklerimi nereye yerleştireceğime karar verip onları işledim. Daha sonra da bu çiçeklerin etrafında minik çiçeklerle, tohumlarla zenginleştirerek desenimi tamamlamış oldum. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Tekrar görüşmek üzere.